Maalesef kripto para pazarlarında yine oldukça kötü bir gün yaşıyoruz. FTX en büyük ikinci kripto pazarı batıyor. Binance'den sonra ikinci oyuncu. Aralarına gerçi 10 kata yakın işlem hacmi farkı var ama yine de FTX çok büyük bir oyuncu ve onun batışı herkese etkileyecektir. Nitekim kripto pazarında katliam var şu anda, her yer kıpkırmızı. FTX borsasının kendi token'ı olan FTT'deki düşüş %80'i bulmuş durumda. Hani birkaç ay önce bir Luna rezaleti yaşamıştık. Ondan bile beter bir şey olabilir çünkü hem FTX daha büyük hem FTT daha büyük hem de bu işte karşı cephede duran Binance devasa, başımızda kara bulutlar geziyor. Peki bu iki kişinin, yani Binance kurucusu CZ ile FTX kurucusu Sam Bankman-Fried'in aralarındaki rekabetin konusunda neden böyle bir husumet var? Nereye dayanıyor bu? Gelin kısaca anlatalım ve bir yandan da gelecekle ilgili biraz öngörüler paylaşalım. Maalesef öngörülerim pek olumlu değil. Hazırsanız başlıyoruz. Şu anda dünyanın en büyük borsası olan Binance 2017 yılında CZ tarafından kuruldu ve pazar liderliğini çok hızlı ele geçirdi. CZ hakikaten çok zeki bir adam. Hiç de hoşlanmadığım birisi. Daha evvel bazı videolarında bahsetmiştim. Hep aşırı cin bulduğum, aşırı rahatsız edici bulduğum bir insan. Nitekim burada da onun rolü çok baskın. Gerçi öbür cephede Sam Bankman-Fried de az pislik değildir. Bu iki pislik birbirini yiyor ama bence Sam Bankman-Fried kimin de dans ettiğini pek anlamamış. Şu anda batmış durumda. Yalvarıyor neredeyse CZ'ye, gel beni satın al kurtar. Hikayenin başlangıcı dediğim gibi 2017'ye göre 2017'de Binance kuruluyor. Hemen 2 yıl sonra da FTX kuruluyor. Tabii bu CZ akıllı adam gidiyor FTX'e de ortak oluyor ilk başta. Bu ortaklığı da hem şirketinde hisse alarak hem de bolca FTT token'ı, FTX'in kendi token'ı satın alarak yapıyor. Ama aslında geri planda çok sert bir rekabet yaşanıyor. Çünkü Sam Bankman-Fried çok hırslı bir adam. FTX'i çok hızlı büyütüyor. Bir süre sonra da hemen Binance'ın arkasında ikinciliğe yerleşiyor. Binance'ın CEO'su bundan epey rahatsız oluyor ve buna bir önlem olarak 2021 yılında FTX'in yeni yatırım turunda yatırımcı olarak katılmıyor sisteme. Onun yerine hatta kendi parası bir bölümünü geri çekiyor. Ondan sonra ipler geriliyor. Ve bu iplerin gerilmesine bence Sam Bankman'ın kendi gücünü biraz aşırı görmesi, kendini dev aynasında görmesinin büyük etkisi var. Pazar liderliğini ele geçirmeye niyetli Sam Bankman-Fried iki koldan saldırıyor. Öncelikle Amerikan hükümetine yanaşıyor. Bir regülasyon teklifi götürüyor ve bu regülasyon teklifi kripto çevrelerine çok eleştiriliyor. Çünkü kriptonun merkeziyetsizliğine saldırdı ve özellikle merkeziyetsiz finans gibi yeni alanlara saldırdığı kripto dünyasını sattığı öne sürülüyor. Propagandanın arkasında CZ'nin olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Daha sonra da Sam Bankman CZ'ye doğrudan saldırıyor ve diyor ki bakın bu adam Çinli. Bu Çinlilere güven olmaz. Biliyorsunuz Amerika ile Çin çok gergin. Bu konuda tweetler atıyor ve son derece rahatsız ediyor CZ'yi. Açıkçası burada Sam Bankman'da da çok hata var. Peki CZ bundan sonra ne yapıyor? Harekete geçiyor. Hareket birkaç adımdan oluşuyor ve çok iyi planlanmış gerçekten. Önce Coindesk'te bir makale çıkıyor ve FTX'in yatırım kolu olan Alameda'da ki buranın 14.6 milyar gibi bir aslında sermayesi gözüküyor. Bu sermayenin yalan olduğu, bunun tamamen FTT tokenlarından yani FTX'in kendisine ait tokenlardan oluştuğu ve FTX'in değer kaybetmesi durumunda Alameda'nın batabileceği haberi yayılıyor. Coindesk'in makalesi, benim tahminim arkasında bunun CZ olabilir. Birinci haber bu. İkinci haber diyor ki CZ ben elimde geriye kalan 500 milyon dolarlık FTT'yi yani FTX'in token'ını satacağım diyor. Bu da piyasaları panikletiyor. Hatta Sam Bankman doğrudan doğruya ben alayım o zaman diyor. Hayır sana satmayacağım, piyasaya direkt satacağım diyor. Bu da piyasalara son derece sert bir mesaj veriyor. Dünyanın en büyük kripto oyuncusunun FTT'yi elinden çıkartması piyasada bir panik dalgası yaratıyor. Bununla da durmuyor CZ, bir darbe daha vuruyor ve diyor ki görebildiğimiz kadarıyla FTT'den epey bir para kaçırılıyor. 580 milyon doların üzerinde para transfer edildi dışarıya diyor. Hatırlayanlar varsa bu Luna olayında da gerçekten şüphe Luna kurucusu Do Kwon'un hesaplarına para çıkarttığı söylenmişti. Böylece bir işin içerisinde bir de şaibe de yüklüyor. Bir anda FTT çökmeye başlıyor. FTT'nin kaybı ben biraz önce baktığımda %80 civarındaydı. Tabii bütün diğer kriptoları da peşinden getiriyor. Sonra işler daha da enteresan hale geliyor. Sam Bankman önce diyor ki işte rakiplerimiz bize bir şeyler yapıyor falan. Sonra diyor ki biz CZ ile anlaştık. Bizi satın alıyor. Siz müşteriler hiç korkmayın. CZ içeriye paraları getirecek, fonlara getirecek. Yani teslim bayrağını çekiyor. CZ'nin tweet'i ise bu konuda tamamen farklı bir havada oluyor. FTX'in çok ciddi bir likidite problemi içinde olduğunu görüyoruz. Ona yardımcı olmayı düşünüyoruz. Aramızda bir centilmenlik anlaşması imzaladık ama bu böyle mecburi değiliz bunu uygulamaya. Hesabına kitabına bakacağız. Belki de satın alırız diyor ama belki de diyor. Bu hesaba kitaba bakma due diligence dediğimiz işte denetleme vesaire süreçlerinin birkaç gün alabileceğini söylüyor ki daha da uzun sürebilir. O sırada da geriye FTX falan
kalmayabilir. Bye bye FTX, bye bye Sam Bankman, hoş geldin Binance, dünyanın tek lideri durumuna doğru geçiyoruz. Bu tabii hepimiz için çok kötü bir gelişme. Çünkü birincisi FTX'e kaç para battı, kimlerin orada kriptoları kaldı onları bilmiyoruz. FTX mesela epey bir Solana taşıyormuş portföyüne. Solana'ları sattı. Bugün %30'luk düşüş var orada. Belki portföyünde başka kendisine kriptolar da var. Yani böyle yeni dalgalarla karşılaşabiliriz. Ve Binance'ın bu kadar aşırı bir güç haline gelmesi de endişe verici. Çünkü daha evvelki kötü olaylarda kriptoda Sam Bankman, CZ, Binance'le müdahale ediyorlar. Adeta bu pazarın Fed'i gibi, Merkez Bankası gibi davranıyorlardı. Onlardan biri tamamen ortadan kalkmış durumda. Açık ara, ezici ara üstün bir Binance imparatorluğu var. Amerikan hükümeti bunu nasıl karşılayacaklar hiç bilmiyorum. Çünkü kriptoda Çinli birisinin işin başında olmasından ve rakipsiz kalmasından bir Amerikalı girişimci olan Sam Bankman'a yaptıklarına hiç hoşlanmayacaklarını düşünüyorum. Daha önümüzde zorlu günler var. Yani hep diyoruz ya, kripto paralarınızı asla borsalarda tutmayın. Mutlaka cüzdanlarınıza çekin. Ben bir uyarı daha vereyim. Bence önümüzdeki günler biraz zor geçecek. Kripto paralarda çok uzun vadeli düşünmüyorsanız, benim Bitcoin yatırımım gibi, bu aralar biraz uzak durmakta da fayda olabilir. Moralleri bozmak istemiyorum ama bu işin başka borsada yayılması da mümkün. Çünkü eğer FTX gibi dev bir borsa çöküyorsa, nakit sıkıntısına giriyorsa, paralarınızı çekemez hale geliyorsanız oradan, diğer bütün borsaları, bizimkiler dahil olmak üzere, daha bir dikkatli bakmakta fayda var. Kriptolarınız varsa oralardan çıkarın. Eğer uzun vadeli düşünmüyorsanız biraz likitte kalmakta fayda var diye düşünüyorum. Ama bunlar elbette bir yatırım tavsiyesi değil. Maalesef kripto pazarı böyle bir sert döngülerden geçiyor. Hakikaten bu işte çok kötü paralar kazanıldı. Çok saçma şeyler oldu. Böyle gencecik çocuklar, şu Sam Bankman'in tipine bir baksanız zaten güven veren bir adam değil. Bunlar piyasalardaki de acayip şeyler yapıldı. Ben de biraz soğuğum artık kriptoya. Bana sık sık geliyor soru, neden hocam kripto ile ilgili az video yapıyorsun diye. Bitcoin dışında hiçbir şeyle ilgilenmemeye başladım. Çünkü dönen oyunlar güzel değil. Maalesef insanoğlu çok hırslı ve orası bedeni hep beraber ödüyoruz.